Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Oğluş'la beraber açılış yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz arkadaşlar. Başta da görüyorsunuz. Hep beraber ailecek yemeğe gidiyoruz. Değil mi anneciğim? Bu sene çok şükür Allah'ım bu Oğluş'la beraber kutlamayı nasip etti bizlere. Daha nice nice güzel yıllarımız olsun inşallah hep birlikte. Uykun mu geldi senin? Uyumadı arkadaşlar bu arada. Bir öğleyin uyumuştu. 2,5 saat bayağı bir çok uyudu. Galiba o yüzden şu an uyumak istemiyor. Uykusu geldi aslında ama biz de dedik çıkalım bakalım belki oralarda uyur. Bebek arabasında uyuturuz artık uyursa. Saatimiz de 7'ye geliyor sanırsam. Değil mi anneciğim? Gidiyoruz bakalım. Şöyle havada esmeye başladı. Şöyle beraber turunculu giyindik. Etek giydim ben de arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim, baba geliyor. Gidiyoruz. Babası geliyor. Turunculu ailesi. Alparslan uyudu arkadaşlar. Şöyle Bozköy Yunus Park'a geldik. İşte bu tarafa sola. Şuraya oturalım. Buraya oturalım aynen. Buraları iyi. Şu tarafa otururuz. Gün batımına denk geldik arkadaşlar. Bakın çok güzel. Neydi o? Ne? Uludağ kebap. Evet. Kolay gelsin. Uludağ kebap değil mi? Aynen. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyorum. Dur. Evlilik yıl dönümümüzde yemeğe çıktığımız gün arkadaşlar. Videoya devam etmedim. Yemeğimizi yedik. Daha sonra karanlık oldu arkadaşlar. Biraz daha oturduktan sonra Alparslan biraz durmamaya başladı. Biz de eve gidelim dedik. Evimize geldik. Değil mi anneciğim? Şu an burada Alparslan odasındayız arkadaşlar. Sonunda tatil günümüz geldi. Çattı. Yavaş. Ben de şöyle hazırlıkları yapıyorum arkadaşlar. Yarından sonra sabah erkenden yola çıkacağız. Ben de bugünden hazırlıyorum. Yarın da yolluk bir şeyler hazırlarım diye. Valizim hazır olsun dedim. Kendi kıyafetlerimizi çoğunu ayarladım arkadaşlar. Daha sonra Oğluş'unkileri ayarladım. Şimdi onunkileri yerleştireceğim. Size de tabii ki de videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tatile neler götürüyorum, tatil için neler aldım hepsini sizlere göstereceğim. Şu stickerlar da bayağı Oğluş'un dikkatini çekiyor arkadaşlar. Böyle geliyor çıkartıyor bazılarını. Aslan nerede anneciğim? Aslanı falan biliyor böyle aslan nerede diye öğrendi. Değil mi? Kuyruklu seni. Kuyruklu. Zıbınlı takmıyorum arkadaşlar sıcak diye. Yapma öyle. Hayır yapma. Sizlere bu arada Oğluş'un salıncağını göstermemiştim galiba değil mi arkadaşlar? Instagram'da paylaşmıştım sanırsam ama burada göstermemiştim. Hemen sizlere gösteriyorum. Şöyle bir salıncak aldım arkadaşlar Oğluş'a. Şöyle 2 tane minderi var içinde. Şöyle yukarıya dübel ile eşim onu halletti. Pek binmek istemese de nedense arkadaşlar pek sevmedi gibi ama kaldırmayacağım bakalım. İlerledikçe büyüdükçe biner diye düşünüyorum. Şimdi yine bazen gece uyuturken ara ara bindiriyorum. Böyle biraz sersemleşiyor bunun üstünde uykusu geliyor mayışıyor. O zaman hemen kucağıma alıp sallayıp uyutuyorum ama çoğunlukla binmiyor yani. Şimdilik böyle duruyor arkadaşlar. Bu belki bunu buradan şöyle şuraya kaldıra koyarız. Şu minderleri alıp. Bilmiyorum bakalım şimdilik duruyor. Ne yapıyorsun hala? Hı? Neyse sizlere hemen Oğluş'a neler aldım bunları göstereyim arkadaşlar. Şöyle bu çantayı kullanmıyorum artık ben. Şöyle bir çanta almıştım. Anne bebek çantası. Bunu yani böyle küçülttüm. Bakın bayağı bir fark var arada. Çünkü o da olmuyordu artık. Bayağı ağırlık yapıyordu bana. O yüzden bunu almıştım. Şöyle çok gözlü. Yavaş anneciğim. Kalk. Şimdi de Oğluş'un kıyafetlerini buna koymaya karar verdim. Valizde çok karışık olur diye. Bunun için onunkileri ayrı olarak koyacağım. Şöyle buna. Hemen aldıklarımla başlayayım arkadaşlar. Tatil için neler aldım. Şöyle 2 adet mayo bez aldım ben. 4-5 numara aldım. Bu Molfix'inkiler iyi oluyor diyorlar. Şöyle 2 paket aldım ama artar mı bilmiyorum. Bir tane alsaydım yetmeyebilirdi. O yüzden 2 paket aldım. Şöyle yedekli. Daha sonra Oğluş'a şunu göstermiştim sanırsam sizlere geldiği zaman. Güneş kremi. Yavaş düşeceksin bak oradan. Düşeceksin. Anneciğim düşeceksin. Şöyle bu güneş kreminden almıştım. Daha sonra bir tane de şöyle bir güneş kremi aldım arkadaşlar Oğluş'a. Baby Sebamed diye. Bunu da kullanırım. Onu yüzüne sürerim belki, bunu vücuduna bilmiyorum. Böyle 2 tane aldım işte. Şöyle göstereyim. 150 milim bu. İndirimdeydi arkadaşlar. Bu da ne kadar aldım şu an hatırlamıyorum ama biri 191 207 miydi? Öyle bir şeydi sanırsam. Çünkü bir tane de kendimize aldım aynı markasından. Eğer sorarsanız linkini bırakırım yorumlarda. Neler almışım anneciğim ben? Senin o. Havuza girecek, denize girecek benim oğlum. Şöyle bir tanesi bu. Kendimize de şöyle bu yine Sebamet'in arkadaşlar, bunu aldım. 50 faktör bu arada hepsi. Şöyle bu da 150 milim. Ey! Bu Serdar'la ikimize yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Yetmezse oğluşunkilere de dadanırız. Onunkilerden de kullanırız artık. Zaten bunu kendilerine kullanan bayağı çok yetişkinlerden. Dağıt oğlum dağıt. Az önce görseydiniz arkadaşlar, şöyle şu dolabı bayağı bir yere indirmişti. Ben kıyafetleri ayarlarken. Bunları aldım arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir Dalin şampuan koyacağım. Valize neler koyacağım onlara geçelim. Bu yeter herhalde. Kendimiz de Dalin kullanıyoruz artık. Biz Serdar zaten kullanıyordu da benim de şampuanım bitti. Dalin bayağı var bizim evde. O yüzden ben de Dalin kullanmaya karar verdim. Bakalım, deneyeceğim. Bir tane de kendimize alırım ben. Ya da bunu bırakıp da bir tane büyük mü alsam acaba? Bilmiyorum. Neyse ayarlarım sonra onu. Böyle ne olur ne olmaz diye krem alıyorum yanıma. Şu Bepantol Derma cilt bakım kremini. Sonra şöyle bir tane buradan yedek koyacağım. Bir tane de anne bebek çantamızda var. Alt açma bezi. Şöyle hiç asılmadık bir tane ıslak mendil koyuyorum. Tabii ki de olmazsa olmaz bebek bezi. Bu da az kalmış. Bugün çarşıya çıkacağız gibiyiz. Alışveriş merkezine. Tekrardan gereken alayım. Baby Turcon'u kullanıyoruz arkadaşlar. Ben birkaç tane denedim de en güzeli bu geldi. Yumuşak. Şöyle 5 numara kullanıyoruz. Onu da alayım yedek. Daha sonra kıyafetlerine geçelim. Neler aldık? Ne kadar kullanırız bilmiyorum arkadaşlar. Bir hafta kalacağız bu arada. Nereye gideceğimizi henüz söylemedim sanırsam. Bunları göstereyim. Daha sonra da onun için konuşalım. Şöyle şortlar aldım. 2 tane. Alt uzun aldım arkadaşlar. Akşamları serin olursa diye. Şöyle 2 tane yaka önlüğü aldım. Şöyle şu fular dediklerimizden. Bir şeyler yerken falan takarım. Mama önlüğü de alırım bir tane. Şöyle burada zıbınları var çeşit çeşit. Zaten çoğunlukla zıbınla durur diye düşünüyorum. Şöyle 3-5 tane almışım. Bir tane de sırtımda gider. Şöyle buraya da akşamları üzerine belki giydiririm diye kısa kollu tişörtler aldım. Şunlar tişört. Şöyle 4 tanesi tişört. 2 tanesi de askılı. Şöyle kalın askılı olanlardan arkadaşlar. Bir tane de yedek çorap aldım. Bunlara bir şey ekler miyim bilmiyorum. İnce müslin örtü falan ekleyebilirim belki buraya. Şunları bir yerleştirelim de. Valizde sildim arkadaşlar bu arada. Yerleştirmeden de arkadaşlar tatil hakkında sizlere bilgi vereyim. Nereye gideceğimizi falan söylemedim sanırsam ilk baştan. Fethiye'ye gidiyoruz arkadaşlar. Muğla, Fethiye. Villa kiraladık. 3 katlı 6 kişilik villa kiraladık arkadaşlar. Görümcemlerle birlikte gidiyoruz. Ve bir tane de kuzenimiz gelecek. Serdar'ın amca kızı. Bebişlerle beraber yani 8 kişi oluyoruz. 6 kişilik zaten villa. 2 de bebişimiz var. 8 kişiyiz. Bakalım nasıl geçecek bilmiyorum bebeklerle. İnşallah güzel geçer. Otelde rahat edemeyiz diye. Ya aslında villada da yemek yapma falan var da çok kişi olduğumuz için villa tatili güzel olur diye bakalım ilk deneyimimizde. Sizler de daha sonra memnun kalıp kalmadığımızı söylerim arkadaşlar. Paylaşırım sizlerle. Pazar günü sabahtan çıkacağız arkadaşlar. Zaten girişler 16'daymış. Geze geze gideriz diyoruz. Bebeklerle de dura dura. Hem de yol üstünde gezilecek yerlere de uğrarız eğer erken gidersek. Vurma anneciğim. Pazar gireceğiz. Pazar çıkacağız yani. Pazar 16'da girip diğer pazar sabah 10-11 gibi çıkacağız arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi de hemen oğluşun kıyafetlerini yerleştireyim. Şöyle ıslak mendilini kenarlara koyalım. Şununla beraber. Daha sonra en altına şunları koyalım. Sonra tişörtlerini, en çok giyecekleri en üstte koyalım. Gerçi orada bunları çıkartırız. Bunda kalmaz. Dolapları yerleştiririz. O aklıma gelmiyor bakın. Şöyle şortları da buraya koyalım. Bunları da aldık. Çorap. Bunları nereye koysam acaba? Bunları şöyle kenarlara koyalım arkadaşlar. Burada cep gözleri olduğu için rahat olur. Şöyle şu kenara atalım. Geliyor oğlu, şimdi kamerayı alacak bakın. Gidiyor gidiyor, kamera gidiyor gidiyor. Ha? Ben de zaten bitirmiştim anneciğim. Şunu içinden boşaltsam mı acaba? Neyse, daha kullanırız bundan gidene kadar, bunu yerleştirmeyeyim. Bir de bezler kaldı. Ne yaptın kamerayı? Magnezya'ya geldik arkadaşlar. Ablam, Serdar, Alparslan hep birlikte. Birkaç bir işimiz var. Onları halledeceğiz. Yürüdük. Havada sıcak. Aslında yürüyüş iyi oldu da biraz terledim gibi. Bakalım işlerimizi halledelim. Şöyle ilk önce Alsiva'ya girdik. Buradan deniz şortu bakacağız. Almıştım aslında internetten de. Büyük geldi. Eğer değiştiriyorlarsa onu bir küçük bedeniyle değiştireceğim. İleridedir herhalde abla. Kabinlorlarda. Kabinlorlarda mıdır? Şöyle bebek arabası da benim elimde. Serdar, Alparslan'la beraber dışarıda kaldı. Biraz oyalasın. Bebek arabasında durmadı yine. İndirdik. Benden de gitmiyor. Kollarım ağrıdı. Zorla aldı artık halası. Daha sonra babasına verdi. Şöyle bir bakalım. Heh, orada mı? Yok, bu değil. Şurada bir tane var ama benim aldığım o değil. Fuşya'ydı. Aynı rengini mi değiştiriyorlar acaba? Soralım mı çalışanlara? Emine? Yine şort alacağım da. Başka bir şey de olur. Modern de olur. Ha. Bakalım. Şurada var şu renkler ama benim mayaya uyar mı acaba? Anne. Şu bak senin sana vereceğimden. Deneyeceksin. Siyahları var. Benim renkten yok galiba. Ben fuşya almıştım. Şöyle bakın arkadaşlar, fiyatları 180 lira. Ama ben internetten kuponlarıyla 120 liraya almıştım. Kuponlarla beraber ama benim aldığımdan yok. Bir tane bundan almıştım. Bir tane de fuşya. Şeyi değiştireceğim. Moru da ablam alacak. Şundan mı alsam acaba? Bu renk de olur bana. Bunun 36'sına bakayım. Varsa. 38, 34. Ha, o da yok herhalde. Bitirmişler. 34 de küçük olur. 38. 42, 38 kalmamış. Olmadı, 34'ü deneyeceğim. Hop. Şimdi de ebebeye geldik. Prime'dayız arkadaşlar. Burayı da Magnezya'ya yapsalar da iyiydi diyoruz da oradan buraya geçmesi. Neyse, geldik artık. Kız kıyafetleri çok güzel. Oğlum giyeceğim mi? Giyeceğim mi anneciğim? Zorla babasına gitti. Gitsem mi gitmesem mi derken. Alparslan'ın güzel duruyor. Evet. Şu hırkalar güzelmiş. Ablam gelene kadar şöyle bir gezelim. Panduf. Sen hiç geldin mi bebeğe? Gelmemişsindir değil mi hiç buraya? Bebekte benim ne işim var? Hani senin de bir çocuğun var ya, benimle beraber gelebilirdin. Bu oyun halısı mı? Oyun halısıymış. Ondan alalım mı? Ne kadarmış? 230 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yeni bir şey olacak olan varsa alabilir. Bizimki pek durmadı ama belki sizinki durur. Şöyle. Fisher Price'ın da var. O bayağı pahalıymış. Şunlar var bir de. Bunlardan alsaydım belki durabilirdi, bilmiyorum. Bunlar sesli ya. Bizimki normaldi arkadaşlar. Yatmayı sevmediği için durmadı. Aa, oyun havuzu. Toplarla beraber. Bizimkiler nereye gitti? Oradalar. Babana oyuncak aldır Alparslan. Babana oyuncak aldır. Alalım mı sana, Serdar? Kap Tospik var bak orada, Tospik. Tospik oyun arkadaşım. Oh şuraya oyuncağa bak. Gerçi sesli olanları göster. Ne? Sesli olanları. Bırak bunu. Bırak bunu. Aa, şunlardan da varmış. Böyle bizde var arkadaşlar. Kuzenim hediye etmişti, kendi elleriyle yapmış. Çalışmıyor. Robot. Yok mu planlarda? Yok. Şu şey ötüyor. Dur bakayım, şu da vardır. Tek tek teklerin, küreklerin. Neşeli neşeli neşeli. Ne diyor anneciğim o? Bunları söyleyeyim. Sevimli kedi 3, 4, tikiti tikiti tak. Saate çıktı fare. Çalınca saat fırladı fare. Tikiti tikiti tak. Koala. Oyun arkadaşı, şey uyku arkadaşı. 1500 liraymış. Bebek arabasını orada bıraktım, geldim. Öyle. Böyle büyük şey alalım mı? 649 mu? Vazgeçtim. Almayalım. Almayalım, boşver gel. Hani ucuz böyle büyük araba yok mu ki ya? Burası abi ucuz bir şey var. Ebebek. Şunlar bile 100 liraymış. Kule var. Böyle bunlar BİM'lere şeylere geliyor ya, oralardan alır, bunlar alınır. 29 milyon alalım işte. Al bunlardan 3-4. Şey A101'e geliyordu böyle. O kaç paraydı be? Ya 29 milyon ucuz işte. Şu bak, otobüs 85 mi? Bir tane şundan al. Kötüydü. Bir tane bundan al. Hı. Bunu mu alacaksın, itfaiye? Bak bir başka şeyler de var. Ambulans var. Kırmızı diye alalım. Polis var. Kırmızı. Bunu? Yeşil. Bunun şey, rengi var mı? Bir yolumuz var mı? Var mı? Olması lazım. Alacaksın. Bundan mı alacaksın? Babası bundan alacakmış arkadaşlar, bakın. Hadi alsana. Şunlara bindirsene. Bin oğlum. Hadi tıkı tık tıkı tık yap. Her şeyden korkma anneciğim bak. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık, hadi. Hadi bin. Millet inmez, bu binmiyor. Allah'ım ya Rabbim. Yürütece bindir, ona da binmiyor. Çok güzel. Tatilde tam senlik. Neden öyle dik o? Kendim öyle duruyor. Bak tekerleklerine gidiyor. Hadi. Şunlara bindir. Hadi yürü. Balkonda durur. Aa salıncak. Şöyle alacaktım bakın ben salıncağı ama sert diye böyle almamıştım. Şu ne? Senin el arabası değil. Şu 450. Bu da 309 liraymış. Düşünürseniz arkadaşlar. Şu şöyle miydi? Araba. Bu kaç para bu şey? 3000. Ha 3000 lira mı? 3000. Havada oyuncakta bile fark ediyor arkadaşlar. O bile pahalı de. Breve stajı yok mu? Simit 374. Bu şeylerden sen... Küreklerden. Var ablam aldı ya. Aldı mı? Var ya. Şöyle şunlardan mı diyordun sen şeye? Ama bunun 12 artı 12. 12 artıymış. 1500. Ablam arama diye gelmedim. İşte onu, sen az önce onu göster. Ha onu mu? Şu yukarıdakini gösterdim sana. Bu da olur. Şey şunu göstermiştim. Evet. Bu şey oyun hamuru olmaz. Bu o şeylerin şey içine parçaları oyunlara atmaya çalışacak. Ne kadar büyük parçaları? Bu paraya içine geçecek. Ha biliyorum. Ha şu kadar küçük o zaman. 52 liraymış. Alacak mı? Benim bebek arabasından var mı? Ne zaman sevdi ki zaten beşiğini, kendi beşiğini de sevmedi. Aa, Teslim abla bak senin beşiklen. 3500'müş. Hala Erdoğan buna yatıyor. Kardeşi oldu, ona vermemiş. Ona da ayrı beşik almışlar. Çok fenasın Erdo. Bizim bebek arabasından yok mu? Yok. Aşkul gel otokoltuğu bakalım. Bizim bebek arabasından da yok. Kalmamış herhalde. İndirimde olanlar. Mesela şu 2200, 2159 hatta. Şu sarı etiket olanlar indirimde bak. İkinci elini oraya al canım. Araştırmak lazımmış hangisi iyi bilmiyorum ki. 3000. Bazıları tam yatar oluyor, bazıları yatmıyor. Baby Plus 3000. İndirimde değilmiş. 3000. Ne oldu? Bak bak bebekler var. Bebekler. 4000. Şunlar çok küçük. Onlar olmaz. 936 kilo. Yani en şey şu orta 3000'ler var. Nasıldır bilmiyorum. Şeyi de yazmıyor Yaşar alıyor. Ne o? Bakışa bak. 50 liraymış bunlar. Maşallah. Hemen bozar. Bak senin toplardan var Alparslan. Şu koalasını alalım. Şu açık mavi mi alalım? Pipetli soluk bakıyoruz arkadaşlar. Eğer alışırsa. Şöyle. İçecek mi? 70 liraymış. Şu 90 bunun ne farkı var? Şöyle şunu alıp deneyelim bakalım. Bundan eğer alışırsa daha sonra başka da alırız. Başka da çeşitleri var. Şöyle birkaç tane de oyuncak aldık arkadaşlar. Bir tanesi de Oğuz'un elinde. Tamam mıyız? Bizim başka alacak şimdi. Şeyler var mı burada? Ne kadarmış? Şunlar. 15 lira. Aynı şeyden. Marketlerden alırız artık. Bırakmamışlar herhalde. Güneş yüz koruyucu diyor. Yüz için sadece o. Şu var ama bu da çok küçük. 106 liraymış. O da güneş kremi bırakmamışlar. Eveye girdik arkadaşlar. Ne kadar sakin burası. Yok. Watson's'a bakmadın değil mi sen? Baktın mı? Orada mı yok? Nerede? Watson's'ta. Arabasını düşürecek. Öyle. Durmuyor. Durmuyor bugün bu. Oyuncakları aldık sana. Niye durmuyorsun? Yürü. Uykusu mu geldi? Bir park bulduk arkadaşlar. Orası kayacak yer. Öyle çıkacak yer değil anneciğim. Yürüme kay. Bakın bakın nasıl çıkıyor. Hadi çık. Bakma bana çık hadi. Yürüyor. Yürüyor merdiven mi anneciğim o? Buradayım ben kaçmıyorum. Anneci. Oraya gidemeyiz. Geri gel. Hadi geri. Hadi in. Hadi kay. Kaçma buraya gel. Tutacağım seni. Yiyecek misin? Hayır hadi. Hadi. Bilmiyorum ki. Ece uyumuş mu? Hadi uyu orada. Öyle bir güzellik yap bize hadi. Ne kadar temiz bir park. Mahalle park olsa böyle temiz kalmaz. Çok sıra varsa gelirim hemen. Bizim acelemiz yok, acele etme. Hey. Tam sana göre Alparslan orası. Ellerin tutun da tırman anneciğim. Tam bir keçilik yer orası. Tam senlik. Bunlar neymiş? Bilmem, bizim zamanımızda böyle şey yoktu ki. Orada ne oluyor acaba? Bas. Ah, güzelliği. Şuraya tırmansın bak. Tut. Ha? Tut. Hadi spor. Hadi komando. Alparslan. Bunlar da Cemil bak. Şimdi yüzüne bile bakmıyor. Birkaç seneye buralardan alamayız Alparslan'ı. Hadi çık anneciğim. Aferin benim oğluma. Çıkışa bak. Ablam bizi burada göremez. Gideyim bari ben. Neyse yapma. Yavaş. Çıkışa bak. Alparslan. Nereye? Nereye? Hemen çıkacak inmeden. Bir tamamla. Bunun kullanımını yanlış anlamışsın Alparslan. Bu böyle kullanılmıyor. Ağza bak. Geliyor ablam. İleri gidiyor. Sonunda uyudu arkadaşlar. Tertimizi çıkardı bizim. Babasının kucağında uyudu kaldı. Biz de şöyle bir çay bahçesinde oturduk. Çay içiyoruz, dinleniyoruz. İnşallah uyanmaz bakalım. Eve gidince de uyumaya devam eder. Çok eziyet etti, çok. Biraz daha oturalım, daha sonra eve geçeriz artık biz de. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tatile gitmeden önce oğluşa bebek bisküvisi yapacağım. Daha önce yapmıştım, o bitmişti. Bayağıdır da yapmadım. Yani 1-2 haftadır yapmadım galiba. O yüzden böyle gitmeden yapayım dedim. Orada da yediririm. Şöyle hemen sizlere de malzemeleri ve tarifini söyleyeyim arkadaşlar. İzleyen annelerim var. Bana soruyorlar, onlar da tarif vermiyorsun, seni izliyoruz tarif ver diye. Özellikle Begüm arkadaşım, buradan selam olsun ona da. O da oğluna yapar inşallah. Şöyle hemen gösteriyorum arkadaşlar malzemeleri. Bir adet yumurta sarısını kullanacağız. Organik yumurta. 5-6 adet hurma, kuru hurma arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tereyağı ya da zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullanacağım. Yarım çay bardağı pirinç unu ve yarım çay bardağı da şöyle buğday unu arkadaşlar. Şöyle ilk önce hurmalarımı püre haline getirerek başladım arkadaşlar ben. 5-6 adet hurmamı kaynattım. Aslında direkt kabuğunu soyup blenderdan geçirin diyorlar ya da robottan, ama o zaman kuru soyması zor oluyordu. Ben de böyle kaynattım. Kabukları daha rahat soyuluyor arkadaşlar öyle. Şöyle çatalla da ezdim. Hurmanın suyundan ekledim arkadaşlar. Çok koyuydu bu. Şöyle bence kıvamı gayet iyi oldu. Yumurta sarısı, hurma, zeytinyağı ve pirinci koyuyoruz arkadaşlar ilk baştan. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Azar azar da buğday unu ilave ederek yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok sert bir hamur olmayacak. Daha sonra da istediğiniz şekli vererek pişirebilirsiniz. 180 derecede. Dakikası fırından fırına değişebilir ama 20-25 dakikada kontrol edeceğim arkadaşlar. Fazla kurutmadan, alt tarafı kızardığı zaman pişiyor bu. Daha sonra da ister robottan geçirin, isterse o halde bırakarak, hatta dişlerini kaşıması için bile bebeklerinizin ellerine verebilirsiniz. Ben robottan geçireceğim. Birkaç tanesini de öyle bırakırım eline vermek için arkadaşlar. 5-6 gün buzdolabında, bir ay ise derin dondurucuda saklayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yoğurup geliyorum. Oğluş da bu arada yanımda. Buralarda geziniyor. Fazla da aslında mutfakta durmuyor da öyle eline bir şeyler veriyorum. Birazdan zırlamaya başlar. Öyle oyalayarak yapacağım bakalım. Bu arada daha da henüz kendi valizimizi yerleştirmedik arkadaşlar. Oğluşunkini yerleştirmiştim. Şunları bir halledeyim, daha sonra da valizi yerleştirelim. Ne oldu? Ne oldu? Sana burada mama yapıyorum ama. Ne oldu? Yürü. Böyle kaldı arkadaşlar. Zorla yumurdum. Yürü hadi gidelim. Hadi gidelim, yürü. Yaptım arkadaşlar, şöyle oldu. Şöyle 8 adet çıktı. Ölçülerden eğer daha çok yapmak isterseniz 2 katı arttırabilirsiniz ama taze yeme açısından böyle az yapınca iyi oluyor. Zaten robottan geçirince de bayağı çok oluyor o. Böyle yarım kavanoz mu olmuştu? Bir kavanoz mu olmuştu? Yarımlıklardan öyle bir şey olmuştu geçen yaptığım zaman. Şöyle airfryer'da yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bunda 15-20 dakika kadar kontrollü olarak pişireceğim. Fırını açmadım arkadaşlar. Aslında poğaça da yapmam gerekiyor da. Bakalım, baksanıza o oluşturmuyor. Yapabilir miyim bilmiyorum. O yüzden bunu burada pişireyim. Eğer yapabilirsem onu da fırın açarım. Şöyle yapalım bakalım. Pişimizi takalım. Şöyle biraz öne çekeyim. Gel bakalım. Açalım. 180 derecede yapacağım arkadaşlar ama şu kendimi ayarlayacağım. Şöyle M modunda 180, süresi de 15 dakika yapalım. Eğer pişmezse 5 dakika daha arttırırım. Şöyle piştiler arkadaşlar, bakın. Bir tanesini çıkardım, kontrol ettim. Oğluşuma afiyet olsun. Dolanıyor burada o da. Şimdi valiz hazırlığına başlayalım artık arkadaşlar. Bunları buradan çıkartayım. Evet, valizimiz hazır arkadaşlar. Gidebiliriz. Gir oğlum içine. Şöyle. Burayı ayarlamıştım arkadaşlar. Hemen size neler alıyorum göstereyim. Çok mu aldım, az mı aldım bilmiyorum artık. İlk böyle uzun tatilimiz olacak. Hep günübirlik gidiyorduk. Bakalım artık deneyimleriz. Şuradan başlayayım. Burada eşimin deniz kıyafetleri var arkadaşlar. 2 tane deniz şortu var. Şöyle 2 tane de atlet var üst. Bunları yeni aldık arkadaşlar Alsiva'dan. Böyle bunlar deniz için. Burada da tişörtlerini çıkardım ama kaç tane alacak bilmiyorum. 3-4 tane alırım dedi. Bunlar hep yeni olanlar. Arasından seçer diye böyle çıkardım. Bunları artık eşim gelince bakar, ondan sonra valize koyarım. Burada şortları var. Normal keten şort. Şundan bir tane daha var arkadaşlar. Sipariş vermiştim ben. Yanlışlıkla 2 tane göndermişler. Aradım, söyledim. Hediyemiz olsun dediler. Sağ olsunlar. Alsiva'dan yine bu da. Şunu da ablam doğum gününde hediye almıştı Serdar'a. Böyle ikisini koyuyoruz. Bir tanesini de üstünde gider artık. Üçünü götürürüz. Sonra şöyle benimkilere geçelim arkadaşlar. Bir tane elbise aldım. Akşam bir yere giderken giyerim diye. Şurada çorap kalmış. Efendim. Ne diyorsun? Hadi ben vereyim sana. Sen yerleştir, tamam mı? Denize giderken de yine götürürüz arkadaşlar. Şurada eşimin. Şu benim. Bu daha önceden vardı bende. Bunu da Defakto'dan falan almıştım sanırsam. Her şeyi de pembe almışım arkadaşlar. Şöyle iki tane de baş havlusu aldım. Bunlar Serdar'ın dolabından arkadaşlar. Ondan çarptım. Ne oldu? Düşürdün mü? Nasıl başardın? Hadi artık koyalım, yerleştirelim. Böyle aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Ha bir de şurada iç çamaşırlarımız var. Onları böyle buhurca koydum. Böyle düzenli iyi oluyor. Ey! Ne olur ne olmaz diye bir tane çorap aldım arkadaşlar. Ben kendime, Serdar'a koymadım. O ayakkabı almayacakmış zaten de, giymez herhalde o. İsterse gelince sorarım, ona da koyarım. Hadi yerleştirelim. Bir de şöyle güzel bakım ürünlerimizi alırım arkadaşlar. Şampuandır, deodoranttır. Ondan sonra makyaj malzemesi alır mıyım bilmiyorum. Belki bir kalem, rimel falan alırım. Efendim? Tamam anneciğim. Evet. Evet anneciğim. Evet, hadi bana yardım et. Hemen şunları yerleştireyim arkadaşlar. Daha sonra poğaça yapabilir miyim bilmiyorum. Belki Alparslan uyuttuktan sonra yaparsam yolda yemeği iyi olur. Bakalım artık. Zorla poğaça hamurunu yoğurdum arkadaşlar. İlk önce bir ununu koymadan malzemelerini koydum. Durmadı. Oyun oynadım Alparslan'la. Daha sonra eline yaptığım kurabiyelerden verdim. Öylelikle ununu koydum, yoğurdum arkadaşlar. Şimdi içini hazırlayacağım. İçine de lor peyniri ve domates koyacağım. Bakalım yapabilirsem. Şimdi de eline oyuncak verdim. Oynuyor, birazdan zırlamaya başlar. Durmuyor nedense. Şöyle şu bir haftadır sürekli bana sarıyor nedense. Diş mi çıkaracak bilmiyorum. 3. diş. Neden bana bakıyorsun oradan sen? Buradayım ben, hiçbir yere gitmiyorum. Babamız da sünnete gitti arkadaşlar. İzmir'in bir köyüne. İş yerinden arkadaşlarının sünneti varmış. Tam da gününü buldu yani, o da öyle diyor. Yarın tatile gideceğiz. Neyse artık ben bir şekilde hazırlanacağım arkadaşlar. Geç gelmeyin dedim. Geçmek gelmemeye çalışacağız dedi bakalım. Ne var orada? Sonunda başardım arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. 1,5 saat oldu ben buna başlayalı. Yap bırak, yap bırak derken sonunda başardım. Aman Allah'ım. Kahvaltıyla duruyorum arkadaşlar. Hala saat 7'yi geçti. Yemek yemedim. Çok acıktım. Hemen şunları fırına vereyim. Daha sonra yemek yiyeceğim. Oğluşa da daha yemek hazırlayacağım. Ona da artık bir tarhana çorbası yaparım. Onu yediririm. Başka şeyle uğraşamayacağım. Bakın bakın ne yapıyor. Şuralara bakın. Yanacaksın ama, yanacaksın. Çalıştırdım ben fırını. Bir de şurayı açmayı öğrendi arkadaşlar. Daha doğrusu hepsini açar da orayı açıyor. Nedense orada bak. Orada cam kavanozlar var. Onları kıracak, bir yerine batıracak diye korkuyorum. Yapma anneciğim. Bir şey yok orada. Tencereler var. Onları çıkardın ya zaten. Onlarla oyna. Hadi onlarla oyna. Hadi. Bakın bakın bakın. Ne yapıyor bakın. Orada cam kavanozlar var. Hadi bakalım güzel güzel piş. Şu bezi almış arkadaşlar dolaptan. Her yeri siliyor. Kimin oğlu? Olmadı mı anneciğim daha poğaçalar? Çabuk olsun da yiyelim değil mi? Fırında bayağı ısıttı arkadaşlar burayı. İçeride klima çalışıyor. Kapıları açtım ama çok da faydası olmuyor. Yemek yiyeceğiz artık oğluşa. Tarhana çorbası yaptım. Yanına da yoğurt koydum arkadaşlar. Böyle bakalım karnımızı doyuralım. Olmamış mı daha? Ne güzel kabarmış. Anneciğim fırının içinde siler misin? Çok pislendi fırının içi. Anne silemiyor. Fırının içinde siler misin? Soğuduktan sonra sil, tamam mı? Yapma öyle, yanarsın. Sıcak değil mi orası? Gel buraya. Sonunda valiz kapandı arkadaşlar. Altın taşlar tatile hazır. Bakın şöyle kaç çanta oldu. Şuradaki çöp arkadaşlar. O atılacak. Şurada şöyle yaptığım poğaçalardan bir kısmı. Bir kısmını da oraya koydum. Onu da ablamlara veririz. Arabada yeriz artık. Ablam ben yapamadım, çok yoruldum dedi. 2'ye böldüm böyle. Zaten yeter. Bayağı bir çıkmıştı. Saatimiz 12 arkadaşlar. Serdar henüz gelmedi. erken gelmeye çalışırız demişti ama çıkamadılar galiba. Oğluşu da saat 11.30'da zorla uyuttum. Ne duruyor ne uyuyor. Ay bittim resmen arkadaşlar. Bir yandan böyle hazırlanmaya çalışıyorum. Bir iş yapacağım ya, 10 dakika süreceğine 1 saat sürüyor. Tek başıma bugün bayağı zorlandım. Neyse artık sonunda böyle. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu da artık burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah yeni videoya yarın başlarım. Tatilde çekmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar çekebilirsem artık. Bu aralar gerçekten Alparslan çok huysuz. Baktım arkadaşlar, üstten 2 tane diş geliyor. Onun huysuzluğu. Neyse artık Allah'ım sağlık versin. Yapacak bir şey yok. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.